Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli veya Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli 1960'lı yıllarda William Sharpe, John Lindner ve John Mason'ın birbirinden bağımsız araştırmaları tarafından 1990'da Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Harry Markowitz'in modern portföy teorisi temel alınarak ortaya konmuştur. Model, temel olarak bir varlığın riski ile beklenen getirisi arasında gözlemlememiz gereken ilişkinin bir tahminini sunmaktadır. Bu ilişkiyi bilmek iki açıdan önemlidir. Birincisi, sermaye varlık fiyatlama modeli, olası yatırımları değerlendirmek için bir referans getiri oranı sağlar. Örneğin, hisse senetlerini analiz ediyorsak, model bize bir hisse senedi için tahmin ettiğimiz beklenen getirinin risk göz önüne alındığındaki adil getirisinden az mı yoksa çok mu olduğu hakkında önemli bilgi verir. İkinci olarak, piyasada işlem görmeyen varlıkların beklenen getirileri hakkında yatırımcının tahmin yapmasına yardımcı olur. Günümüzde sermaye varlık fiyatlama modelinin geçerliliği ampirik testlerle sorgulansa da modelin sunduğu içgörü ve doğruluğunun önemli uygulamalar için kabul edilebilir sayılması nedeniyle model günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Modelin çeşitli varsayımları mevcuttur. İlk olarak model, yatırımcıların portföylerini bir dönemlik beklenen getiriler ve standart sapmalara bakarak değerlendirir. Ayrıca bütün yatırımcıların bu beklenen getiri ve standart sapma hakkındaki beklentileri aynıdır. İkinci olarak, bütün yatırımcılar aynı risk seviyesi için en yüksek getiriyi elde etmeye veya aynı getiri seviyesi için en düşük riski üstlenmeye çalışırlar. Üçüncü olarak, bütün riski varlıklar alınıp satılabilir veya bölünebilirler. Bir başka ifadeyle, bir menkul kıymetin herhangi bir parçasını almak veya satmak mümkündür. Ayrıca söz konusu yatırımların hisse senetleri veya tahviller gibi piyasada işlem gören finansal varlıklar olması gerekmektedir ve bütün yatırımcılar risksiz getiri oranından hem borç alabilir hem de risksiz faiz oranı ile yatırım yapabilir. Son olarak işlem maliyetlerinin ve vergi oranının sıfır olduğu varsayılır. Bu varsayımlar altında bir menkul kıymetin beklenen getirisi risksiz faiz oranına, piyasa risk primine ve menkul kıymetin betasına bağlıdır. Eşitliğin sol tarafında hesaplamaya çalıştığımız menkul kıymete ait beklenen getiridir. E ile gösterilen operatör matematikte beklentiyi temsil etmektedir. Modele göre bir menkul kıymetin beklenen getirisi risksiz faiz oranı ile piyasa risk primi ve menkul kıymetin betasının çarpımının toplamına eşittir. Bir başka ifadeyle bir menkul kıymetin beklenen getirisi risksiz faiz oranına, piyasa risk primine ve menkul kıymetin betasına bağlıdır. Risksiz faiz oranı riski sıfır olan varlığın getirisi olarak tanımlanır. Uygulamalarda kısa vadeli devlet tahvillerinin getirisi risksiz faiz oranı olarak alınabilir. Menkul kıymetin getirisini belirleyen başka bir faktör de piyasadaki risk primidir. Risk primi, pazar portföyünün beklenen getirisiyle risksiz faiz oranı arasındaki farktır. Yani risk primi, riskli bir varlığın tamamen risksiz bir varlığa göre yatırımcıya sağladığı fazladan getiriyi ifade etmektedir. Bu açıdan risk primi, yatırımcının kabullendiği riskin karşılığında almayı beklediği ilave getiriyi ifade eder. Bu yüzden riskten kaçan yatırımcıların egemen olduğu bir piyasada daha riskli varlıklar, daha az riskli varlıklara göre daha yüksek beklenen getiriye sahip olurlar. Piyasa portföyü, sermaye varlık fiyatlama modelinde çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Modelin varsayımlarına göre bütün yatırımcılar aynı riskli portföye yatırım yapmak isterler. Herkesin yatırım yaptığı bu riskli portföye piyasa portföyü adı verilir. Modelde aslında bir ülkedeki bütün varlıkların piyasa portföyüne dahil edilmesi gerekmektedir. Ancak hem yatırım hem de hesaplama açısından kolaylık olması için Türkiye'de piyasa portföyü BIST 100 veya BIST 30 endeksi olarak alınabilir. Beta katsayısı bir varlığın sistematik yani çeşitlendirme ile yok edilemeyen riskini ölçer. Yani beta, bir varlığın getirisinin o varlığın içinde bulunduğu ekonominin endeksi ile olan hassasiyetinin ölçüsüdür. Başka bir ifadeyle bir varlığın piyasa riskine olan duyarlılığıdır. Bir varlığın beta katsayısı piyasa getirisinin ve varlığın getirisinin kovaryansının,
piyasa getirisinin varyansına bölünmesi ile bulunur. Bir varlığın betası sıfırdan küçük ise varlık getirisi ile piyasa getirisi ters yönde hareket etmektedir. Beta sıfır ise varlık ile piyasa arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı anlaşılır. Beta kas sayısı sıfır ile bir arasında ise söz konusu varlığın fiyatı piyasa ile aynı yönde hareket etmektedir. Ancak varlığın fiyat hassasiyeti piyasanın hassasiyetinden azdır. Bir başka ifadeyle piyasa artarken varlık daha az artar veya piyasa düşerken varlık daha az düşer. Beta'nın birden büyük olması söz konusu varlığın fiyatının piyasadaki hareketlere hassasiyetinin piyasadan daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin bir hisse senedinin betası 2 ise piyasa yükselirken bu hisse senedinin fiyatı ortalama olarak 2 kat daha fazla yükselecek. Ancak piyasa düşerken de ortalama olarak 2 kat daha fazla düşecektir. Model, finans sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Sermaye varlık fiyatlama modeli, öz kaynak maliyeti hesabındaki ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin hesaplanmasında, şirket değerlemelerinde ve hisse senedi değerlemelerinde kullanılmaktadır. Modelin kullanım alanlarından birisi olan beklenen getiri hesaplamasını bir örnekte inceleyelim. Borsa İstanbul'da işlem gören bir hisse senedinin betasının 1,5 olduğunu varsayalım. Türkiye'de hisse senetleri için ortalama yıllık risk priminin yani fazla getirinin %10 olduğu ve Türkiye'nin devlet tahvilinin %8 getiriye sahip olduğu bir piyasada hisse senedinin beklenen getirisini bulalım. Beklenen getiriyi hesaplamak için sermaye varlık fiyatlama modelini kullanmamız gerekiyor. Bu örnekte piyasa getirisi verilmemiş, piyasa getirisi ile risksiz getirinin farkı verilmiştir. Bu yüzden beta ile risk primini çarpıp buna risksiz faiz oranını eklediğimizde hisse senedinin beklenen getirisinin %23 olduğunu buluruz. Sermaye varlık fiyatlama modeli her ne kadar yaklaşık 50 yıllık bir model olsa da yatırımcılara yatırımlarının riskini nasıl yorumlamaları gerektiği konusunda bir yol göstermektedir. Model, risk ile getiri arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak ortaya koyduğu için günümüzde hala finansın birçok alanında kullanılmaktadır.